Bu ekip çalışmasında uçak tasarım dersi kapsamında daha önce de bazı verilerini de hesapladığımız 4 koltuk piston pervaneli pusher uçağımızın genel havacılık uçağımızın ön tasarım raporunu hazırlamıştık. Bu çalışmada da uçağımızın konfigürasyon ve iç tasarım, tahrik ve yakıt sistemi entegrasyonu, iniş takımı ve alt sistemleri ve aerodinamik konularından bahsedilecektir. Ekibimiz Ensar Oğuz, Muhammed Nergis, Yasemin Altıntop, Büşra Sırcı ve bendeniz Görkem Mehmet Güven'den oluşmaktadır. İlk olarak konfigürasyon ve iç tasarım çalışmasında tasarım uçağının çizimi, kanat ve dikey kuyruk geometrisi elde edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca uçağın geometrisi oluşturulduktan sonra ıslak yüzey alanı ve hacmi hesaplanır. Uçağın çizimi ve elde edilen ana boyutlar bölüm sonunda sizlere tablo olarak sunulacaktır. Kanat ve dikey geometrileri için daha önceki çalışmamızdan elde ettiğimiz açıklık aralığı, alan, sivrilme oranı gibi değerler tablo 6.1'de gözükmektedir. Bu tablo 6.1'deki değerleri kullanarak referans kitabımız Raymer'den aldığımız denklemlerle birleştirerek belli sonuçlar elde etmişizdir. Bu sonuçlar da kanadın veter uzunluğu, aynı zamanda dikey kuyruğumuzun veter uzunluğu ve bunların konumundan oluşmaktadır. Gövde ve kokpit geometrisine gelecek olursak, maksimum gövde çapı ve gövde uzunluğundan sonra CAD programı kullanılarak bazı krokiler ve eskizler çizilir ve ortalama olarak gövde geometrisi elde edilir. Bu geometriyi de biz bölümümüzün sonunda gösterdim. Elde ettik SolidWorks kullanarak ve teknik çizimini de sizlere burada aktardım. Islatılmış yüzey alanı ve hacim hesaplarına gelirsek, gene referans aldığımız kitap, Raymer'den aldığımız denklemleri kullanarak ıslak alanları hesapladık ve aynı zamanda da gövde hacmini hesapladık. Bunları da size tablo halinde bu sonuçlarda 6.5'te sunduk. Tahrik ve yakıt sistemi entegrasyon çalışmasında ise seçilen tahrik sisteminin tartışılması ve yakıt sisteminin entegre edilmesi amaçlanmaktadır. Öncelikle seçim kriterleri ve seçilen motor özellikleri açıklanmıştır. Bu kriterlere göre pervanenin yeri ve boyutu seçilerek üzerinde tartışılmıştır. Daha sonra istatistiksel yöntemler kullanılarak motor hacmi tahmin edilmiş, motorun montajı tartışılmış ve kararlaştırılmıştır. Son olarak yakıt sistemi tasarlanmış ve gerekli hesaplamalarla çizimler yapılmıştır. Tüm sonuçlar raporun sonunda tablo halinde verilmiştir. Tahrik sistemi seçimi. Uçağın itme gücü için birçok seçeneği vardır. Tüm uçak motorları dış havayı sıkıştırarak onu yakıtla karıştırır, sonrasında bu karışımı yakar. Ve ortaya çıkan yüksek basınçlı sıcak gazlardan enerji elde eder. Ancak motor tiplerinin birbirine göre bazı avantajları ve dezavantajları vardır. Bu avantaj ve dezavantajlar her bir motor tipi için uygun kullanım alanı belirler. Tahrik sistemi tipinin seçimi genellikle tasarım gerekliliklerinden anlaşılır. Fakat referans kitaptaki şekil 10.2'ye baktığımızda motor tipinin mas sayısı tarafından belirlendiğini görüyoruz. Tasarımımızın mas sayısını dikkate aldığımızda piston pervaneli motor seçilmesi uygun görülmüştür. Piston pervaneli motorlar düşük yakıt tüketimi ve maliyet açısından avantaja sahiptir. Fakat ağır ve titreşimi fazla üretmesi bizim için dezavantajdır. Ancak projemiz için ağırlık ve titreşim sorunu bir sınır oluşturmamaktadır. Bu yüzden piston pervaneli motor seçilmiştir. Seçilen motor özellikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Pervane boyutlandırılması ve yeri. Genel olarak pervane çapı ne kadar büyükse pervane o kadar verimli olacaktır. O kadar havayı çekecektir.
Referans kitabımız Raimer'den aldığımız denklemler kullanılarak pervane çapımız belirlenmiştir. 1.419 olarak belirlenmiştir. Ve değişken hatveli olmasına karar verilmiştir. Çoğu uçak pervanesinde havayı pervanenin daha verimli olduğu yere iten bir döndürücü koni bulunmaktadır. Bu döndürücü koninin pervane yarıçapının yaklaşık %25'ini örtmelidir. Buradan koninin çapını 0.354 metre olduğunu görmekteyiz. Pervane konumu için ise iki tipi vardır. Traktör ve itici olmak üzere iki tipi vardır. Ve bizden projemiz için kriter olarak verilen itici montaj seçilmiştir. Motorun boyutu ve tahmini. Motor boyutu tahmini için referans kitaptaki tablo 10.4 kullanılmış ve sonuçlar gerçek motor değerleriyle karşılaştırılmıştır. Tahmini değerlerle gerçek değerlerin birbirine yakın olduğu görülmüştür. Yakıt sistemi. Bu çalışmada sadece tank tipi ve boyutlandırma hesapları yapılmıştır. Detaylı hesaplamalar sonraki çalışmalarda yapılacaktır. 3 yakıt deposu vardır. Harici, esnek, entegre. Harici tanklar normalde küçük genel havacılık ve evde inşa edilmiş uçaklar için kullanılır. Esnek tanklar yapıdaki bir boşluğa şekilli bir lastik poşet doldurularak yapılır. Lastik torba kalın olduğu için mevcut yakıt hacminin yaklaşık %10 kaybına neden olur. Entegre tanklar bir yakıt tankı oluşturmak için kapatılan gövde yapısının içindeki boşluklardır. En çok entegre tanklar kullanılır. Biz de bu yüzden entegre tankı seçtik. Ve uçağımızın yakıt hacmini de hesapladık. Ve burada değerler olarak belirttik. Bu değerleri daha önceden elde etmiştik. Ve sonuç olarak en sondaki sonuçlarda bunları tablo halinde sizlere sunduk. Burada pervanenin özellikleri, motorun ve yakıt sistemin özellikleri bulunmaktadır. Bu iniş takımı ve alt sistemler çalışmasında iniş takımı konfigürasyonun tasarlanması ve kurulacak alt sistemlerin tartışılması amaçlanmaktadır. Öncelikle hesaplamalarla birlikte iniş takımı düzenlemeleri yapılmış ve seçim kriterleri tartışılmıştır. Daha sonra tekerlekler üzerindeki yük dağılımı hesaplanmış ve bu dağılıma göre lastik basınçları ve gerekli lastik ebatları seçilmiştir. Daha sonra amortisör tipi seçilerek boyutlandırma çalışması yapılmıştır. Ardından tekerlek geometrisi ve geri çekilebilir veya geri çekilemeyen iniş takımlarının kullanılması tartışılmış ve kararlaştırılmıştır. Son olarak uçak alt sistemleriyle ilgili tartışmalar ve kararlar yapılmış, özellikleri açıklanmıştır. Tüm sonuçlar raporun sonunda tablo halinde verilmiştir. İniş takımları düzenlemeleri, rakip çalışmasına ve referans kitabına göre uçağımız için en uygun düzenleme 3 tekerlekli bisiklet dişli olarak seçilmiştir. Günümüzde en yaygın kullanılan tip de budur. Şekil 8.1'de gösterilen İki ana tekerleği ve ağırlık merkezinin ilerisinde bir yardımcı tekerlek bulunan 3 tekerlekli bisiklet dişlisidir. 3 tekerlekli bisiklet dişlisi zeminde ön görüşü iyileştirir ve yolcu veya kargo yüklemesi için düz kabin zemini sağlar. 3 tekerlekli bisiklet iniş takımlarının yerleşimi şekil 8.2'de gösterilmiştir. Burada iniş takımlarının uzunluğu iniş ve kalkışta kuyruğun yere çarpmayacağı şekilde ayarlanmalıdır. 15 derecelik hücum açısı varsayılarak yere değdiği ve dikmelerin tamamen uzatıldığı maksimum burun yukarı pozisyonu olan devrilme açısı 20 derece olarak seçildi. Rakip çalışmasına göre devrilme açısı ve dikme hareket açısı 55 ve 7 derece olarak kabul edilmiştir. Lastik ebatları. Lastikler uçağın ağırlığını taşıyacak
şekilde boyutlandırılmıştır. Tipik olarak ana lastikler toplam uçak ağırlığının yaklaşık %90'ını taşır. Burun lastikleri statik yükün yalnızca %10'unu taşır ve ancak iniş sırasında daha yüksek dinamik yükler taşır. Lastikler üzerindeki statik yüklerin hesaplanması aşağıda gösterilen denklemlerin kullanımları ile yapılır. Bunlar yine Reimer'in kitabından alınmış denklemlerdir. Buradan yükler hesaplanır. Buradan toplam dinamik burun tekerlek yükü ve lastik başına ana tekerlek yükü hesaplanabilir. Bu değerlerden ve referans kitaptaki tablo 11.1'den gerekli bilgilerden ana tekerlek lastik çapı ve genişliği burada gösterilmektedir ve burun tekerleği lastiğinin ana tekerleğinin boyutunun %60 kadar olduğu varsayılmış ve şu şekilde aşağıdaki şekilde de hesaplamalar yapılmıştır. Bu hesaplamalardan ana tekerlek lastiği ve burun tekerlek lastiği 8.5-10 tip 3 ve 5.4 tip 3 olarak seçilmiştir. Bu tip lastikler piston pervane uçaklarda geniş kullanım alanına sahiptir ve bu seçilen lastiklerin verileri tablo 8.1'de verilmiştir. Burada tablo 8.1'de verilen değerleri görüyoruz. Bundan sonra lastik basınçları seçildi. Yani bir lastiğin daha düşük bir iç basınçta çalıştırılması lastik ömrünü büyük ölçüde iyileştirecektir. Ancak bu daha büyük bir lastik gerektirir ve daha fazla sürtünme, ağırlık ve tekerlek yuvası boyutuna neden olur. Bu nedenle ayak iz alanı AP ve maksimum yüke göre iç basıncı veren referans kitaptaki denklemlerde lastik basınçlarının seçilmesi ve optimizasyonları yapılmıştır. Burada ana ve burun lastikler için, tekerlekler için hesaplamalar görülmektedir. Hesaplanan 26 psi iç basınç değeri verilen lastik değerlerinden 41 psi değerinden daha küçüktür. Bu nedenle 26 psi kullanılması kabul edilebilir. Ancak sürüklemeyi önlemek için 35 psi iç basınç değerine kadar kullanılabilir. Buralardan sonra şok absorbeleri. İniş takımı kötü bir inişin şokunu absorbe etmeli ve sürüş yaparken yumuşatmalıdır. Lastikler bir tümsekle karşılaştığında saparak şok emme yeteneği sağlar. Oleo pneumatik şok desteği veya oleo günümüzde kullanılan en yaygın şok emici dişli tipidir. Oleo yağı küçük bir delikten zorlayan bir piston kullanarak sıkıştırılmış hava kullanılarak bir yağ etkisini bir sönümleme etkisiyle birleştirir. Burun düşüşü için sabit delikli oleo pneumatik şok desteği seçilmiştir. Oleo pneumatik şok desteğini burada görmekteyiz. Ana dişi boyutlandırılması için referans kitapta verilen denklemler, varsayımlar kullanılmıştır. Bu denklemlerin sonucunda ana dişi geometrisi aşağıdaki şekilde gözükmektedir. Castoring wheel geometrisi, yerden yönlendirme için bir burun tekerleği veya kuyruk tekerleği dönebilme özelliğine sahip olmalıdır. Yönlendirme iniş takımını uçaktan ayırabilen tekerleğin hızlı bir yandan yana hareket olan tekerlek sarsıntısına neden olan statik ve dinamik denge sorunlarına yol açabilir. Sarsıntıyı önlemek için eğim açısı ve iz kullanılır. Şekilde de bu açıdan bahsedilmiş, negatif yönde 5 derece açı gözükmektedir. Dişli geri çekme geometrisi. Rakip çalışmaları göz önüne alınarak tasarlanan uçağın ana dişler üzerinde bir dişli geri çekme sistemine sahip olmayacağına, maliyetin en az indirgenmesi ve geri çekme mekanizmasının bakım maliyetinden kaçınılmasına karar verilmiştir. Ancak bu tür konfigürasyon sürtünmeyi arttıracağından ana iniş takımlarında tekerlek pantolonları kullanılmıştır. Burun dişlisi için gövde dişlisi için yeterli olan olduğundan sürüklemeyi en aza indirmek için geri çekilebilir konfigürasyon seçilmiştir. Burun dişlisi geri çekme mekanizması şekil 8.7'de gözükmektedir. Alt sistemler.
Çoğu uçakta olduğu gibi tasarlanan uçak temel alt sistemlere sahip olmalıdır. Alt sistemler hidrolik ve elektrik sistemlerini içerir. Avyoneler ayrıca bir alt sistem olarak da düşünülebilir. Alt sistemler ilk tasarım üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte tasarım daha sonraki tasarım adımlarında alt sistemlerin kurulumu için yeterli yer sağlamalıdır. Hidrolik sistemler uçuş kontrolünün yanı sıra kanatçıkların, iniş takımlarının, spoiler, hız frenlerinin ve silah bölmelerinin çalıştırılması için kullanılır. Uçak kontrol hidrolik sistemleri pilota uygun kontrol sağlamanın bazı yollarını da içermelidir. Uçak genellikle motora bağlı olan hidrolik pompalar için alan sağlamalıdır. Basitleştirilmiş bir hidrolik sistem aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. Bir hava taşıtı elektrik sistemi aviyonik hidrolik çevresel kontrol, aydınlatma ve diğer alt sistemlere elektrik gücü sağlar. Elektrik sistemi piller, jeneratörler, transformatörler, redresörler, elektrik kontrolleri, devre kesicilerden oluşur. Uçak jeneratörleri genellikle alternatif akım üretirler ve motorların üzerinde veya yakınında bulunurlar. En sonunda sonuçların özeti tablo halinde tablo 8.2'de gösterilmiştir. Bu iniş takımı ve alt sistemler çalışmasında iniş takımı konfigürasyonu tasarlanmış ve kurulacak alt sistemler tartışılmıştır. Bölüm. Son bölümümüzde tasarladığımız uçağın aerodinamik özelliklerini hesaplanması ve tartışılması yapılmaktadır. Öncelikle elevatör özellikleri hesaplanmış ve elde edilmiştir. Verilen mach sayıları için kaldırma eğrisi eğimleri, bu mach sayıları için maksimum kaldırma katsayılarının hesaplanması tahmin edilmiştir. Flapsız kanat tasarımının nedeniyle sadece bir konfigürasyon tipi kullanılmıştır. Bu konfigürasyon için sıfır kaldırma ve maksimum kaldırma için hücum açısı da hesaplanmıştır. Bundan sonra verilen iki mach sayısı için paralel sürükleme katsayıları, iki farklı eşler yüzey sürtünmesi ve bileşen oluşturma yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Ardından Ostwald açıklık verimliliği, kaldırma faktörüne bağlı sürükleme ve kaldırma faktörüne bağlı etkin sürükleme gibi gerekli katsayılar tahmin edilmiş ve hesaplanmıştır. Son olarak elde edilen veriler kullanılarak kaldırma katsayısı hücum açısı ve kaldırma katsayısı sürükleme katsayısı eğrileri verilen mach sayılar için çizilmiştir. Tüm sonuçlar raporun sonunda tablo haline getirilmiş ve seçimlerle nedenleriyle açıklanmıştır. Taşıma tahmini. 0.2 ve 0.4 mach sayılar için kaldırma eğrisi eğimi hesaplanmıştır. Kaldırma eğrisi eğimini bulmak için bir kuvvete ve efektif en boy oranına sahip olmamız gerekmektedir. Bu denklemler çözülür, taşıma katsayısının eğrisinin eğimi bulunur. Bu eğrinin bilinmesiyle birlikte hücum açısı değerine de ulaşılabilir. Hücum açısı burada. Hücum açısı değerine de ulaşılabilir. Bunların ardından parazit sürtünmenin tahmini yapılır. Parazit sürüklemesi tahmin etmek için iki yöntem kullanılmıştır. Birinci, eşdeğer yüzey sürtünme yöntemi. Ses altı seyirde iyi tasarlanmış bir uçağın çoğunlukla yüzey sürtünme direnci artı küçük bir ayırma basıncı sürüklemesi olan parazit sürüklemesine sahip olacağı gerçeğine dayanmaktadır. İkinci bileşen oluşturma yöntemi. Farklı uçak sınıfları için yüzey sürtünme sürüklemesinin oldukça tutarlı bir yüzdesidir. Bu hem yüzey sürtünmesini hem de ayırma direncini içeren eşdeğer yüzey sürtünme katsayısı CF kavramına yol açar. Eşdeğer yüzey sürtünme katsayısı sürtünmesi yöntemi için verilen denklem ve referans kitabındaki tablo 12.3 kullanılmıştır. Burada gövde kısmından sonra CF hesaplanıyor. Bu CF ile iki mach sayısı içinde yani 0.2 ve 0.4 mach sayısı içinde kanat, kanart, gövde, kanat, kanart, dikey kuyruk hesaplamaları yapılmıştır ve burada gösterilmiştir. Bunun ardından da indiklerine sürükleme tahmini yapılacaktır.
sürükleme tahmini için orta dereceli hücum açılarında indüklenen sürükleme yani kaldırma nedeniyle sürükleme, kaldırma katsayısının karesiyle orantılıdır ve orantılılık faktörü kaldırma nedeniyle sürükleme faktörü K ile doğru orantılıdır. Yani sürükleme kuvvetimiz parazit sürükleme ve indüklenmiş sürüklemeden oluşmaktadır ve indüklenmiş sürükleme KCL kareye eşittir. İlk olarak indüklenmiş sürükleme katsayısını bulmak için Oswald derinlik katsayısı tahmin edilmiştir. Referans kitapta düz kanatlı uçak için verilen denklem kullanılmıştır. Çünkü tasarlanan hava aracı için ön kenar süpürme açısı 30 dereceden küçüktür. Daha sonra kaldırma kaynaklı sürükleme faktörü ses altı hızlar için referans kitabında verilen denklemlerle hesaplanmıştır. Burada verilen hesaplamaları görüyoruz. Ardından yukarıda da bahsettiğimiz CL alfa, CL CD grafikleri verilmiştir. Bunlar iki matsayısı için de hesaplanmış ve çizimleri buraya eklenmiştir. En sonunda da özet olarak bulduğumuz verileri paylaştık. Sonuç olarak bu aerodinamik çalışmada tasarlanan uçağın aerodinamik özellikleri hesaplanmıştır. Flapsız kanat tasarım nedeniyle hem matsayıları hem de kalkış ve iniş konfigürasyonları için yalnızca bir konfigürasyon tipi kullanılmıştır. İlk olarak kaldırma eğrisi, eğimleri ve maksimum kaldırma katsayıları hesaplanarak belirli matsayılar için kaldırma özellikleri hesaplanmıştır. Sıfır kaldırma ve maksimum kaldırma için hücum açısı da bu konfigürasyon için hazırlanmıştır. Bundan sonra iki farklı eşdeğer yüzey sürtünmesi ve bileşen oluşumunu kullanarak verilen iki matsayısı için yöntemler paralel sürükleme katsayıları hesaplanmıştır. Daha sonra Oswald verimlilik sabiti olarak indüklenmiş sürükleme katsayısını bulmak için gerekli katsayılar kaldırma faktörüne bağlı sürükleme ve kaldırma faktörüne bağlı etkili sürükleme tahmin edilmiş ve hesaplanmıştır. Daha sonra uygun paralel sürükleme katsayıları, indüklenen sürükleme katsayıları da kullanarak farklı matsayılar ve zemin etkisi için sürükleme katsayıları denklemleri elde edilmiştir. Sonunda elde edilen veriler kullanılarak verilen Mach numaralar için kaldırma katsayısı hücum açısı, kaldırma katsayısı sürükleme katsayısı eğrileri çizilmiştir. Grafiklerden beklendiği gibi CL alfa eğrisi farklı Mach numaralar için farklı eğime sahiptir. Çünkü Mach sayısı arttıkça bu Reynolds sayısının eğrinin eğimini arttırdığı anlamına gelir. Ayrıca daha büyük Mach sayıları için daha büyük Reynolds sayısı nedeniyle sürükleme katsayısı azalır. Son olarak çizilen grafiklerin ve elde edilen denklemlerin gerçek değerleri ve tarihsel verilere göre kabul edilebilir ve uygun olduğu söylenilebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.